Eğitim serisinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu olan tonlama, özellikle portre çalışmaları için önem taşımaktadır. Çoğu zaman portre çalışmalarında yüz olduğundan daha açık tonlarda ya da daha koyu tonlarda resmedilebilmektedir. İyi bir tonlama bu hatanın önüne geçmesini sağlayacaktır. Ama çalışmasının yanı sıra kurşun kalemin dereceleri ve isminin nereden geldiği hakkında kısa bir bilgide yer almaktadır. Ama çalışması içerisinde Jean Vermeer'in İnci Küpeli Kız isimli çalışmasından bir uyarlamada yer almaktadır. Hollandalı ressam Jean Vermeer, konuları günlük yaşam olan, tür, janrı olarak adlandırılan resimler yapmaktadır. Hollanda'nın altın çağı olarak bilinen 17. yüzyılda yaşayan ressam, döneminde çok ünlü olmasa da ölümünden yaklaşık 2 asır sonra sanat eleştirmeni Bruegel tarafından dünyaya daha iyi tanıtılmış. Vermeer'in az sayıda resminin olması oldukça yavaş ve titiz çalışan bir sanatçı olduğunun düşünmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda Vermeer kamera obscura yani karanlık odayı kullanmaktaydı. Karanlık odayı tarif etmek gerekirse bir nevi projeksiyon cihazı olarak çalışmaktaydı. Kamera obscura fotoğrafik görüntüyü oluşturabilmekteydi. 19. yüzyılda keşfedilen fotoğrafta ise bu görüntü sabitlenebilmişti. Yani fotoğraf sabitlenmeden önceki dönemlerde de fotoğrafik görüntülere ulaşılabiliyor. Kalıcı bir sabitleme yöntemi 19. yüzyılda bulunmuş. Şimdi çizim aşamasına geçiyoruz. Vermeer'in İnci Küpeli Kız resminden oluşturduğumuz çalışmamıza geçmeden önce kurşun kalemin dereceleri hakkında bazı denemeler yapalım. HB'yi orta bir nokta olarak sayarsak buradan 9B'ye doğru giden kalemler daha yumuşak ve koyu renktedir. HB'den 9H'a doğru giden kalemler ise daha sert ve açık renktedir. Sekiz ve yedi ve kurşun kalemin ismi kurşun kalem olmasına rağmen içerisinde kurşun bulunmamaktadır. Grafitin ilk bulunduğu yıllarda renginden dolayı bunun kurşun olduğu zannedilmiştir. Grafitin bulunmasından çok sonrasında bunun kurşun maddesi değil de grafit maddesi olduğu anlaşılmıştır. Ama hala ismi kurşun kalem olarak yer almaktadır. Kurşun kalemin içindeki grafit maddesi arttıkça koyulaşmakta, kil maddesi arttıkça sertleşmektedir. Yani 9H bir kalemde 9B kaleme göre daha az grafit bulunmakta ve daha çok bağlayıcı kil bulunmaktadır. HB genel olarak standart yazı yazdığımız kurşun kalemlerin numarasıdır. F fine olarak geçiyor. Eşit miktarda basınç uyguluyorum. Kurşun kalemde çeşitli dereceleri kullanarak açık koyu oluşturabileceğimiz gibi tek bir kalemin kağıda uygulayacağı basınç yoluyla da dereceler oluşturabiliriz. Bir HB kalemiyle ton skalası oluşturacağım. Önce koyumuzdan başlıyorum. Nokta çalışmasında olduğu gibi yeniden dönebiliriz.
En koyumuz bizim daha açık renkler konusunda referansımız oluşturacaktır. Burada da koyudan açığa doğru bir dekrete geçiş yapıyoruz. Açık alanlarda kaleme bir basınç uygulamaya gerek yok. Kalemin ağırlığı bu açık tonları oluşturacaktır. Bugünkü çalışmamızın taslağını aktarırken karbon kağıt kullanacağız. Karbon kağıt sonrasında silinemeyen bir kağıttır. Ton çalışmamızın alanları sınır şeklinde olduğundan, yani bir grafik yapıda ilerlediği için dış çizgilerin bulunması çalışmamızı olumsuz yönde etkilemiyor. Her videoda ayrı bir aktarım yolunu göstermeye çalışıyorum. Karbon kağıt belki sulu boya gibi çizgilerin kapanmayacağı bir çalışmada olumsuz etki yaratabilir ama yağlı boya, akrilik boya, guaj boya gibi kapatıcı renklerde kullanılabilen bir öncelikle aktarım yapacağımız boş kağıt altta kaldıktan sonra karbon kağıdımızı yazıları üzerine koyuyoruz. Ardından çizimini yapacağımız kağıdı en üste koyuyoruz. Nokta çalışmasında olduğu gibi bunların birbirine mümkün olduğunca denk gelmesi, olası eksik alanları yeniden çizerken işimizi kolaylaştıracaktır.
Evet, karbon kağıtla aktarımımız bitti. Noktalama çalışmasında olduğu gibi kağıdı hızlı açıp kapayarak eksik bir alan kalıp kalmadığını görebiliriz. Yöntemi bilmeyenler noktalama çalışmasına bakabilirler. Burada yine koyu alanlardan başlayarak açık alanlara doğru gideceğiz. Koyuluğun yeterli gelmediği alanlara yeniden dönüp koyulaştırabiliriz. Kalemin nasıl kullanılacağı ise kişiden kişiye değişebilir. Bence deneme yapmak gerek. Farklı alanlarda farklı tarama metotları kullanılabilir. Daha dairesel hareketlerle olabileceği gibi ileri geri çizgilerle ya da kalemi yan tutarak da bunu sağlayabiliriz. Tek seferde yapmamız gerekmiyor. Bu koyuluğun üzerinden bir daha geçebiliriz. Daha koyu olmasını isteyenler için. Yani geri planın illa simsiyah ayna gibi olması gerekmiyor. Ama geri planda uygulayacağımız siyahlık, çalışmamızın en siyah olacağı için açık alanları da ona göre belirleyeceğiz. Bu çalışmayı yaparken farklı kalem derecelerini kullanabileceğimiz gibi tek bir derecenin kağıda uygulanan basıncı ile birlikte farklı değerlerini de elde edebiliriz. Elimde bir HB kalem var. Koyu alanlarda daha fazla bastırabilir. Açık alanlarda ise daha çok kalemin kendi ağırlığından yararlanabiliriz. Bugün bütün çalışmayı bitiremeyeceğim ama daha önceden yapmış bitirmiş olduğum bir örneği burada bulunmakta. Bu koyu alanlara göre burası devam edebilir. Yani bunu bir en koyu olarak değerlendirirsek onun bir açığı, daha açığı, açık ve en açık şeklinde devam edebilir. Bu tonlar size kalmış, arttırabilirsiniz. Belki şu kurşun kalemin uygulanmadığı bembeyaz bırakılan bir alana çok ince bir ton uygulanabilir. Önemli noktalardan biri ise burada aslında inci küpenin olduğu alan. Buraya belki bembeyaz bırakılabilir incinin parlaması için. Evet, bir HB'nin koyuluğu 9B'ye kadar olmayacaktır. Eğer 8B ile farkını görmek istersek HB'nin, böyle bir farkı olacaktır. Ama hep aynı kalemle devam ettiğimizde bu farklılık o kadar da ön plana çıkmayacaktır. Eğer sert kalemlere sahipsek, yani H değerlerine, açık tonları oluşturmak oldukça kolay olabilir. Elimde 4H bir kalem var. Bu açığımız, bu alan daha koyu olduğu için buraya da bir ton gelebilir. Daha koyu olduğu için bir kat daha geçiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.